Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Python'daki nesnelerle ilgili birkaç tane egzersiz vermiştim size. Umarım bunları bu videoyu izlemeden önce yapmaya çalışmışsınızdır. Bu videoda da bu egzersizlerin çözümlerini göstereceğim. Evet, hemen başlayalım isterseniz uzatmadan. İlk egzersizimiz iki tane x-y şeklinde koordinat alarak bir doğrunun denklemini oluşturan bir nesne. Bu nesnenin adına da ben doğru demiştim ama siz hani başka bir şey demek isterseniz onu da koyabilirsiniz. Bu önemli değil. Evet, bunu başlayalım şimdi yapmaya. Öncelikle init metodunu oluşturuyorum arkadaşlar burada. Ve iki tane x-y şeklinde koordinat alacak dedim. Yani burada koordinat 1, koordinat 2 şeklinde iki tane koordinat alacak. Ve bu koordinatların hepsi birer tuple. Burada gösterildiği gibi. Ve her bir koordinatın içinde iki tane koordinat var. X ve y koordinatı. Evet, şimdi iki tane noktası bilinen doğrunun denklemini nasıl buluyorduk? Bunu tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Öncelikle doğrunun eğimini bulmamız gerekiyor. Aim, yani aynı zamanda m harfiyle de gösteriliyor bu. Eğer hatırlamıyorsanız buna bakmanız için size bir internet sayfası da önermiştim arkadaşlar. Bunun formülü y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Evet, aim'in formülü bu arkadaşlar. Aim'i bulan bir tane ben fonksiyon yazmak istiyorum burada. Evet, static method aim'i hesapla. Koordinat 1, koordinat 2. Evet, bu fonksiyonun arkadaşlar içine iki tane koordinat alıyor. Ve bu koordinatların hepsi, hatta şuraya da yazalım da daha açık bir şekilde gözüksün burada. Koordinat 1, içinde x1 ve y1 şeklinde iki tane koordinat barındırıyor. Ve koordinat 2 de içinde x2 ve y2 olmak olacak şekilde iki tane koordinat barındırıyor aynı şekilde. Şimdi buradaki static metot ne? Biz bunu daha önce görmemiştik diyebilirsiniz. Evet, görmedik bunu. Ancak burada bu egzersizi gösterirken de bunu da göstermiş olayım istedim. Static metotları daha önce görmedik ama class'larda class'lara atanan telikleri görmüştük arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorduk hatırlarsanız eğer. Burada class anahtar kelimesini kullandıktan sonra nesnenizin adını yazdıktan sonra hemen bunun altına ya istediğiniz değişkeni tanımlayabiliyordunuz ve bu değişkenler bu class'a ait olan değişkenler oluyordu ve bu class şablonunu bir değişkene atayarak başlatmadan buradaki class niteliklerini kullanabiliyordunuz. Eğer bunun nasıl işlediğini hatırlamıyorsanız şu yukarıda çıkacak olan linke tıklayarak o videoyu tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada class niteliklerini nasıl bu şekilde tanımlayabiliyorsak aynı şekilde aynı işlevi gören metotlar da tanımlayabiliyoruz. Ve bu metotları da static method anahtar kelimesini kullanarak tanımlıyoruz. Burada bir at sembolü koyuyorsunuz arkadaşlar, sonra static method yazıyorsunuz. Ve bunu yazdıktan sonra tanımlayacağınız metot statik bir metot oluyor. Yani class'a özel bir metot oluyor. Aynı bu class niteliklerini nasıl kullanıyorsak bunu da aynı şekilde, yani bu class'ı bir değişkeni atayarak başlatmadan da bu metotları kullanabiliyorsunuz. Şu anda hala kafanıza tam oturmadıysa bunun ne işe yaradığı, birazdan bir örnekle göstereceğim bunu. O zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Burada fark ettiyseniz eğer ben buraya self kelimesini koymadım. Bu statik bir metot olduğu için burada self anahtar kelimesine erişimimiz yok. Yani bu metodun içinde class'ın niteliklerine erişemiyoruz arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulunsun. Bunun hakkında bu kadar konuşmak yeter. Şimdilik yazalım bu fonksiyonu. Ondan sonra hani örneklerle daha iyi bir şekilde nasıl çalıştığını göstereceğim bunu zaten. Evet, aim'in formülü, hatta aim'in formülünü de buraya alalım. Evet, şimdi aim'i hesaplamaya başlayalım arkadaşlar. X1 y1 eşittir koordinat 1. X2 y2 eşittir koordinat 2. Bu ne yapıyordu arkadaşlar? Bu tuple olduğu için iki tane değişken yazdığınız zaman bu eşitliğin sol tarafına bu tuple'ı Python açıyor ve ilk elemanını siz burada yazdığınız ilk değişkene, ikinci elemanını da yazdığınız ikinci değişkene atıyor. Değişkenin içinde iki tane koordinat değeri olduğunu bildiğimiz için bu şekilde yazabildik bunu. Aynı şekilde x2 y2 eşittir koordinat 2. Evet, şimdi aim hesabına geçebiliriz. Aim eşittir y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ve bu metot bize aim'i döndürüyor ve aim. Şimdi ben bu init metodunun içinde self aim eşittir self aim'i hesapla chord 1 koordinat 2 yaptığım zaman bu otomatikman aim'i hesaplayıp bana geri döndürecek. Evet, burada aim'i hesapladık şimdi. Bu ilk aşamamızı bitirdik. Çünkü biz burada ne yapmaya çalışıyorduk? Doğrunun denklemini oluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi doğrunun denklemini oluşturalım arkadaşlar. Doğrunun denklemi self x.
doğrunun denklemini oluşturmak için de eğimi ve bu doğrunun üzerindeki bir noktayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani siz eğimi ve doğrunun üstündeki bir noktayı biliyorsanız eğer bu doğrunun denklemini yazabilirsiniz. Bunun formülü de arkadaşlar y eksi b eşittir m. M burada eğim. X eksi a. Evet, doğrunun denklemi de bu arkadaşlar. Burada y doğrunun denklemini gösteriyor. Yani buradaki y'yi yalnız bırakırsanız eğer bu eşitlikteki doğrunun denklemini elde etmiş oluyorsunuz. Evet, neredeyse unutuyordum. Bu ders için aslında ben bir tane grafik hazırlamıştım, figür hazırlamıştım. Yani daha anlaşılmasının daha rahat olması için. Burada mesela ben örnek olarak iki tane nokta seçtim. Bu iki nokta aslında herhangi bir yerde olabilir. Ancak yani size bir örnek göstermek için ben rastgele iki tane nokta seçtim. 10 x koordinatını gösteriyor. 20 de y koordinatını. Aynı şekilde burada 30 x koordinatını, 40 da y koordinatını gösteriyor. Yani bizim bu soruda aslında bulmaya çalıştığımız şey, bu egzersizde yapmaya çalıştığımız şey, bu iki noktadan geçen doğru, yani şu doğrunun, burada gördüğünüz doğrunun denklemini bulmak. Bu doğrunun denklemini bulabilmek için iki tane şeye ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Birincisi eğim ve eğimi biz burada hesapladık zaten şu anda. İkincisi de bu doğrunun üzerinde olan bir tane nokta. Ben zaten burada hani eğimi bulurken koordinat 1, koordinat 2 kullandım. Ve ben zaten buradaki koordinatların, yani bu noktaların, hatta burada koordinat 1, koordinat 2 demektense mesela nokta 1, nokta 2 dersek daha da iyi olabilir belki. Yani bu bunu daha iyi anlatabilir. Nokta 1, nokta 2. Evet. Nokta 1, nokta 2. Evet, bu şekilde daha net olduğunu düşünüyorum şu anda bu değişken isimlerinin. Aynı şekilde burada. Evet, şu anda bu değişken isimleri içinde barındırdığı şeyi daha iyi açıklıyor. Şimdi devam edebiliriz. Eğimi bulduk ve bu doğrunun üstünde olduğunu bildiğimiz bir noktaya ihtiyacımız var demiştik. Burada biz zaten hani eğimi hesaplarken kullandığımız noktaların bu doğrunun üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani bu noktaların bir tanesini kullanabiliriz bunun için. Evet, ben bu noktaların bir tanesini buraya bir değişken, bu nesneye bir değişken olarak atayacağım. Self nokta 1 olsun mesela. Yani diğer noktayı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez burada. Evet, bu noktayı da bir tane değişken olarak atadım bu nesneye. Şimdi bu formülü kullanarak doğrunun denklemini bulabilirim ben. Ya burada benim yapmaya çalıştığım şey y'yi yalnız bırakmak. Çünkü burada doğrunun denklemini y gösteriyor. Değişken isimlerini de bu formüldeki değişken isimlerine benzetmek için burada başka değişkenler atayacağım ben şimdi. Aslında biz değişkenin adını eğim olarak seçmiştik burada ama bu formüle uydurmak için bunu m'e atıyorum şimdi bunu. Ve a ile b self nokta 1 buradan geliyor. Şimdi bu formülde eğer y'yi yalnız bırakırsak biz elimizde olan şey m çarpı x eksi a artı b. Buradaki b'yi diğer tarafa attım arkadaşlar. Bu direkt y'ye, bu formül direkt y'ye eşit oluyor ve bunu da direkt döndürüyorum fonksiyonda. Bu x de bu doğrunun denklemi metoduna parametre olarak atanıyor. Yani siz burada herhangi bir x değeri koyduğunuz zaman bu metoda, bu size bu x'in değerine karşılık gelecek olan y değerini döndürecek. Bu da zaten doğru denkleminin yapması gereken şey. Evet, burada şimdi eğimi de bulduk. Doğrunun denklemini de bulduk. Evet, şu anda devam edip bu nesneyi kullanarak bir örnek yapabiliriz. Burada da aynı şekilde koordinat 1, koordinat 2'nin isimlerini nokta 1, nokta 2 diye değiştiriyorum. Evet, bu doğru. İki tane böyle nokta alıyor. Evet, bakalım ne yapacak şimdi bize. Evet, çalıştı bu arkadaşlar. Bunun altına bir tane daha ben sel koyacağım. Evet, şimdi mesela doğru değişkenin içinde bir tane eğim diye nitelik vardı. Bu niteliğin içine bakalım ne varmış şu anda. Evet, bu noktalara karşılık gelen doğrunun eğimi 1'miş arkadaşlar. Tamam, bunu görmüş olduk. Daha fazla ileriye gitmeden önce öncelikle şu statik metot ney? Buna bir açıklık getirelim. Statik metot class nitelikleri gibi demiştik. Yani bunun altına yazdığınız nitelikler gibi demiştik. Mesela bunun altına bir nitelik yazdığınız zaman, mesela ASD olsun bu nitelik. Bunu nasıl kullanıyordunuz? Bunu iki şekilde kullanabiliyordunuz arkadaşlar. Burada direkt doğru taslağını kullanarak, yarattığınız doğru değişkenini kullanarak bu niteliği çağırabiliyordunuz. Evet, gördüğünüz gibi bu niteliği çağırdık. Ya da hiç bu taslağı kullanarak bir değişken oluşturmadan da direkt bu nesnenin taslağını kullanarak da
çağırabiliyordunuz bu niteliği. Gördüğünüz gibi sonuç değişmedi. Yani burada fark ne? Siz mesela buradaki eğim niteliğine erişmek isterseniz eğer, bu doğrunun taslağını kullanarak bir tane değişken yaratmanız gerekiyor. Yani bu nesneyi initialize etmeniz, yani başlatmanız gerekiyor bu şekilde. Ancak siz buradaki niteliği elde etmek istediğiniz zaman bunu yapmanıza gerek yok. Bu adımı atlayıp siz direkt hiçbir şeyi başlatmadan, yani bu nesneyi başlatmadan direkt bu nesnenin ismini kullanarak bu niteliğe ulaşabiliyordunuz. Bu da aynı şekilde, yani buradaki static metot da aynı şekilde işliyor. Ancak bu nitelik değil, metot arkadaşlar. Yani siz burada, yani biz burada bu metodu mesela aim'i hesapla metodunu init metodunun içinde kullandık. Aim'i hesapla diye içine iki tane nokta koyduk. Yani mesela burada tekrardan çağırırsak bunu. Print doğru nokta aim'i hesapla nokta 1 nokta 2 dediğimiz zaman bu bize eğimi, yani 1'i döndürdü arkadaşlar. Ancak siz aynı şekilde bu doğru değişkenini değil de siz bu doğru klasının ismini kullanarak da bu eğimi hesapla metodunu çağırabilirdiniz. Nokta 1, nokta 2. Bu da size aynı cevabı döndürüyor arkadaşlar. Yani siz burada bu nesneyi başlatmanıza gerek kalmadan direkt bu şekilde kullanabiliyorsunuz bu metodu. Neden? Çünkü bu statik bir metot. Mesela aynı şeyi statik olmayan bir metot için deneyelim. Mesela şimdilik burada sen saçma sapan bir metot yaratacağım. Bu metodun adı GGG olsun mesela. Bu statik bir metot değil. Ve bu ekrana print la 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 yazdırıyor. Yani şu anda hiçbir şey yapmıyor. Sadece göstermek istiyorum bunu. Mesela bunu aynı, burada yaptığımız şeyin aynısını bu GGG metodu için de deneyelim şu anda. Print'e gerek yok, bu zaten print kendi yapıyordu. Burada doğru nokta ggg dediğimiz zaman, bu metodu çağırdığımız zaman ekrana la 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 yazdırdığını görüyorsunuz. Ancak aynı şekilde doğrunun, bu nesnenin ismini kullanarak bu metodu çağırmaya çalışırsam ben eğer, gördüğünüz gibi burada bize bir hata döndürdü. Neden? Çünkü bu bir statik metot değil. Ancak buraya mesela @static metot koyarsanız eğer, şu anda bu hiçbir error vermeden çalışması gerekiyor. Evet, bu olmadı şu anda. Evet, buradaki self'i silmeyi unuttuk arkadaşlar. Yani statik metotlarda self yok demiştik. Evet, bunu tekrardan çağıralım. Gördüğünüz gibi hiçbir hata almadan bunu çalıştırdık biz. Bunu çalıştırabildik. Evet, şimdi siliyorum bunu. Statik metodu da anlamış oldunuz bu sayede. Evet, şu anda elimde bir tane doğru var. Bu doğrunun eğimini buldum ben. Eğimi 1'miş. Ve şu anda rastgele verilen iki tane x koordinatıyla bu noktalara karşılık gelen y koordinatını bulup bu iki nokta arasındaki uzunluğu hesaplayan bir metot yazmamızı istiyor bu egzersiz. Bunu yapmadan önce buradaki yazdığımız biz doğrunun denklemi metodunu ben kontrol etmek istiyorum. Yani bunun doğru çalışıp çalışmadığından emin olmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ben bu iki noktayı kullanarak bu doğrunun denklemini elde ettim. Yani bu ne demek oluyor? Eğer ben bu doğrunun denklemine bu noktanın x koordinatını koyarsam, doğrunun denkleminin bana bu noktanın y koordinatını döndürmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu x koordinatını koyarsam, doğrunun denkleminin bana bu y koordinatını döndürmesi gerekiyor. Bunu deneyelim, görelim hani çalışıyor mu? Doğru bir şekilde çalışıyor mu bu? Mesela x1 olarak 10 alıyorum. Ve x2 olarak da 20-30 alıyorum. Yani bu üstteki değerlerin aynısı. Şu anda print doğru nokta doğrunun denklemi x1 yazıyorum. Aynı şekilde bunu x2 için de yapacağım ben. Yani eğer burada yazdığımız denklem doğruysa bu ilk metodun bize 20, ikinci metodun da bize 40 döndürmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, görelim bunu. Gördüğünüz gibi İlk metot 20, ikinci metot da 20 döndürdü. Yani doğru bir şekilde çalışıyor bu doğrunun denklemi. Buna emin şu anda bundan eminiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra rastgele verilen 2 x koordinatıyla bu noktalara karşılık gelen y koordinatını bulup bu iki nokta arasındaki uzunluğu hesaplayan bir metot yazmamız bekleniyor bizden. Biz zaten bu metodun ilk kısmını yaptık. Yani y koordinatlarını bulup diyor. Biz bunu zaten bulduk. Hani doğrunun denklemi elimizde olduğu için bunu zaten yapabiliyoruz şu anda. O yüzden yazmamız gereken tek metot bu iki nokta arasındaki uzunluğu hesaplayan bir metot. Bu metoda da ben burada uzunluk adını vermişim. Bu yine bu ismi kullanayım ben. Def uzunluk self
x1, x2. Evet, öncelikle benim y1 ve y2 noktalarını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden self doğrunun denklemi x1 y2 eşittir self doğrunun denklemi x2. Şurada yanlış yazdık herhalde bunu. Evet, doğrunun denklemi. Şu anda ihtiyacım olan bilgilerin hepsine sahibim. Yani x1, y1, x2, y2 elimde. Peki iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl buluyorduk? Bunun da bir formülü var arkadaşlar matematikte. Hatta bunu Pisagor teoreminden de aklınızda olabilir şu anda nasıl yapıldı. Şimdi mesela hani diyelim yine bu grafiğe geri dönelim. Mesela bu iki nokta arasındaki uzunluğu hesaplamak istiyorum ben. Yani şuradaki uzunluğu hesaplamak istiyorum. Bunu farklı bir renkle gösterelim mesela. Evet, bunu farklı bir renkle gösteriyorum şu anda. Bu iki nokta üzerindeki uzunluğu ben hesaplamak istiyorum, bulmak istiyorum. Yani bu doğru parçasının uzunluğu ne kadar? Bunu bulmak istiyorum. Bunu Pisagor teoreminden yapabilirsiniz arkadaşlar. Pisagor teoreminde nasıldı? Burada eğer bir üçgen olduğunu farz ederseniz siz, bunun rengini de değiştirelim yine. Yani yeşil, yeşil olsun. Evet, burada bir tane üçgen olduğunu farz ederseniz size ya. Tabi burada bir dik üçgen var. Onu da koyalım buraya. Dik üçgen olduğu belli olsun. Evet, şunu şöyle koyacağım. Yani bu dik üçgen olduğunu göstermek için. Siz bunu anlarsınız tabi. Evet, ben bunun... Evet, şu anda bu bunun dik üçgen olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet, bunu Pisagor teoreminden yapabilirdik. Yani Pisagor teoremi de bize ne diyordu arkadaşlar? Evet, bu mesela A kenarı olsun. Bu B kenarı olsun. Ve bu da C kenarı olsun. Evet, Pisagor teoremine göre biz tabii C'yi bulmak istiyoruz şu anda. Ve Pisagor teoremi de bize ne diyordu? C eşittir. Evet, şu anda yaptığım şeyi anlamanıza gerek yok arkadaşlar. Ben sadece size göstermek için yapıyorum bunu. Evet. Pisagor teoremi de bu arkadaşlar. Yani C'nin uzunluğu, A'nın uzunluğunun karesi artı B'nin uzunluğunun karesinin karekökü. Peki şimdi biz burada A'nın uzunluğuyla B'nin uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Burada bize iki noktayı bildiğimiz için mesela burada ben bu noktanın x koordinatını biliyorum. X koordinatı ne? 10. Yani bunu gösterirsek eğer buradan aşağı indiğiniz zaman buradaki bu koordinatın buradaki değerin 10 olduğunu biliyorum ben. Aynı şekilde diğer noktamın da ben x koordinatını biliyorum. Yani burada bu değer 30. Yani B kenarı bu ikisi arasındaki uzunluk aslında. Yani 30-10, 20. Yani ben B'nin şu anda 20 olduğunu buldum. Aynı şekilde aynı mantıkla da buradan dik indirerek A'nın uzunluğunu bulursanız eğer. Burası 40. Ya geri kalanını yapmıyorum zaman almasın diye. Buradan A'nın uzunluğu da ne oluyor? 40-20'den 20 oluyor arkadaşlar. Yani B'nin uzunluğu 20, A'nın uzunluğu 20. Bunu bu formülün içine koyup C'nin uzunluğunu bulabilirim ben. Evet, şimdi bunu yapalım. Peki yani biz bu B'yi nasıl bulduk? Bunun x koordinatından, bu noktanın x koordinatından, bu noktanın x koordinatını çıkardım. Aynı şekilde bu A'yı 20 nasıl bulduk? Bu noktanın y koordinatından bu noktanın y koordinatını çıkarınca da a'yı bulmuş oldum. Şimdi bunu Python'da yapalım. Yani burada yaptığımız, gösterdiğimiz şeyin aynısını Python'da yapacağız arkadaşlar. Buradaki aynı isimleri kullanacağım şimdi. Hani karışmaması için. Evet, b'yi nasıl bulmuştuk? B eşittir x2 eksi x1 olarak bulmuştuk bunu. A'yı nasıl bulmuştuk peki? y2 eksi y1 olarak bulmuştuk bunu. Aynı şekilde burada ben Python'da gömülü olarak gelen apps fonksiyonunu kullanacağım.
Abs fonksiyonu ne yapıyordu arkadaşlar? Absolute'un kısaltılmışı aslında ABS arkadaşlar. Bu da mutlak değer anlamına geliyor. Yani ben burada aslında mutlak değer alıyorum. Aynı şekilde burada da. Çünkü neden? Ben burada B'nin uzunluğuyla ilgileniyorum. Yani B'nin uzunluğu ve A'nın uzunluğuyla ilgileniyorum burada. Ama şu anda ben X2'nin mi X1'in mi büyük olduğunu bilmiyorum. Yani mesela şu anda X2'nin içinde 10, X1'in içinde de 30 olabilir ya da tam tersi olabilir. Ben bunu bilmiyorum. O yüzden mutlak değer alıyorum. Mutlak değer de ne yapıyordu? Eksiden kurtarıyordu bizi arkadaşlar. Yani burada mesela 30-10 olduğunda da 20. Aynı şekilde 10-30 olduğunda da -20 geliyor. Ve mutlak değer aldığım için 20'ye dönüyor bu. O yüzden buradan abs fonksiyonunu kullandım ben, yani mutlak değer. Şu anda A ile B elimizde. C'yi nasıl buluyorduk? Burada bizim karekök kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha Python'daki modülleri görmedik arkadaşlar. Aslında bir sonraki playlistin konusu Python'daki modüller. Yani biz artık bir sonraki dersle beraber artık başkalarının da yazdığı kütüphaneleri, modülleri kullanmaya başlayacağız. Şimdiye kadar görmedik bunları. Ancak bu soru için bir tane modül kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Ancak bunu neden kullandığımızı anlatacağım biraz sonra. Şimdi Python'da bunun içinde hiçbir şey yüklemenize gerek yok zaten bilgisayarınıza. Python'da mat diye bir tane modül var. Python'da gömülü olarak geliyor bu modül. Yani hiç başka bir yerden yüklemenize gerek yok bu modülü. Bu kütüphanenin içinde de başkalarının hazırladığı bazı fonksiyonlar var. Ve siz bu fonksiyonlardan faydalanabiliyorsunuz. Yani kısacası bu şekilde işliyor bu. Ben bunu neden kullanıyorum burada? Çünkü Python'da kullanabileceğiniz karekök alan bir işlem yok arkadaşlar. Yani otomatik olarak karekök alan bir işlem yok. Bu sebepten dolayı burada mat kütüphanesini kullanmanız gerekiyor. Ya şu anda çok kafa yormayın buna, ne olduğuna. Sadece bunun içinde karekök metodunun olduğunu bilin, yeter. Bir sonraki derste biz zaten modüller, yani kütüphaneler konusuna giriş yapacağız. Evet, burada C'nin formülü neydi? Karekök içinde A kare artı B kare. Evet, burada mat modülünün içinde karekök metodu var bir tane. Bunun içine de ne koyuyorum ben? A'nın karesi artı B'nin karesi. Evet, şu anda iki doğrunun arasındaki uzunluğu bulmuş oldum. Burada return C dersem eğer bunu da döndürmüş olurum. Evet, çalıştırıyoruz, bir sıkıntı yok. Bunu da tekrardan çalıştırdım. Bir sıkıntı yok. Evet. Burada x1 ve x2'yi istediğiniz herhangi bir şey verebilirsiniz siz. Mesela biz burada zaten x1 ile x2'ye 10, 30 vermiştik. Bunları tekrardan kullanalım burada. Bunu direkt çalıştırıyorum. Float object is not terrible. Aa, evet. Evet. Burada ben aynı zamanda y1 ve y2 değerlerini de döndürmem gerekiyordu. Ancak ben burada uzunlukta sadece c'yi döndürdüm. Y1 ile Y2 de döndürürseniz eğer bu hatanın kalkması gerekiyor şu anda. Tekrardan çalıştıralım bunu. Evet, bir hata vermedi bu sefer ve ekrana ne yazdırdı bakalım. 10, 20, 30, 40 noktalar arasındaki uzaklık 28.28 bir şey. Evet, bu ilk egzersizi yapmış olduk. Anlamadığınız, hızlı geçtiğim bir yerler olduysa bunu yorum kısmına yazarsanız eğer anlamadığınız yerde size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Evet. Doğrunun eğimini döndüren metot. Aa, bunu unutmuştum. Burada bir tane daha soru var ama bunu biz zaten yapmıştık yukarıda. Yani doğrunun eğimi hesapla metodu doğrunun eğimini döndürüyor bize zaten. O yüzden bunu silebilirim ben. Evet, çünkü yaptık onu. Evet, ikinci egzersiz. Bu egzersizde bir banka hesabının basit bir simülasyonunu yapacağız. Bu simülasyonda kişi öncelikle bir hesap açacak. Ondan sonra bu hesaba para yatırıp çekebilecek. Tabii ki de programımız para çekme konusunda biraz dikkatli olmalı. Eğer kişinin hesabında yeterli para yoksa banka para çekme işlemine izin vermemeli. Aynı zamanda bu banka yaşı x'ten küçük olanlara hesap açmıyor. Evet, bunu yapalım arkadaşlar şimdi. İlk klasımız kişi. Hesap açmak isteyen kişinin bilgileri. Ne gibi bilgilere ihtiyacımız olabilir? Bu klas bu kişinin ismini ve yaşını tutsun arkadaşlar. İsim ve yaş. Yaşı değil, buraya yaş diyelim. Evet, self isim eşittir isim. Self yaş eşittir yaş. Evet, şimdilik bu kadar yeter bu klas için arkadaşlar. Burada işleyiş de var elimizde. Yani nasıl gitmesini istediğimizi de yazmışız buraya. Evet, ben bunu birazcık daha değiştireceğim arkadaşlar burada. Bankanın init metodunu yazalım. Def init. Bankada init metodunda yaş sınırını parametre olarak alıyor arkadaşlar. Yani burada içine koyduğumuz yaş sınırı burada bahsettiğimiz iş için kullanılacak. Yani yaşı x'ten küçüklere hesap açmayacak bu banka. Evet, self yaş sınırı eşittir yaş sınırı. Şimdilik bu da böyle kalsın arkadaşlar. Banka hesabı. Banka hesabının int metodunda da
self hesap sahibi, yani sahibinin adı olacak burada. Ve yatırılan para. Yani burada mesela hesap açar açmaz para yatırıldıysa eğer, bu yatırılan parayı da kişinin hesabına yatırmak istiyoruz biz. Evet, self hesap sahibi eşittir hesap sahibi. Self bakiye diyelim. Bakiyemiz sıfır ilk başta. Daha yeni açıyoruz bu hesabı. Ve self yatırılan para. Yok. Self bakiye artı eksi yatırılan para. Biz burada hani para yatırmak istemiyorsak da her defasında bu nesneyi yarattığımız zaman yatırılan para eşittir sıfır yazmamak için buna da bir varsayılan değer atıyorum ben burada arkadaşlar. Varsayılan değer de sıfır. Yani bu değer girilmediyse eğer para yatırılmamıştır. Para yatırılmamış demek oluyor. Evet, burada banka hesabında para yükle ve para çek metodlarını görüyorum ben. Evet, bunları yazalım şimdi de. Def para yükle. Self miktar. Burada self bakiye artı eşit miktar diyorum. Yani yatırılan parayı miktara ekliyorum ben. Yani zaten bulunan banka hesabında bulunan miktarı ekliyorum. Ayrıca burada aşağıdaki metotların hepsi yapılan işleme dair ekrana bir bilgi mesajı yazdırıyor diyor. Bunun için de ben daha önceden öğrendiğimiz magic metotlardan, yani alt tire metotlardan bir tanesini kullanmak istiyorum. String metodu. Burada return fstring döndürecek bir tane bu. Hesabınızdaki bakiye self bakiye. Evet, bunu döndürecek bu fonksiyonda. Buradaki metotların hepsi yapılan işleme dair bir ekrana bir bilgi mesajı yazdırması gerektiği için de burada ben print self diyorum arkadaşlar. Burada self dediğim zaman self yaratılan klasa işaret ediyordu. Burada da string metodu tanımlı olduğu için buradaki print self metodu direkt buradaki metodu çağıracak ve ekrana hesabınızdaki bakiye şu kadar diye yazdırılacak. Şimdi de para check diye bir metot yazalım. Self miktar. Ancak buradaki notu unutmayalım. Programımız para çekme konusunda biraz dikkatli olmalı. Eğer kişinin hesabında yeterli para yoksa, burada da bir yazım hatası yaptığımı fark ettim. Nerede o? Yeterli. Yeterli para yoksa banka para çekme işlemine izin vermemeli. Evet, burada öncelikle bakiyemizi güncellemeden para çekebiliyor muyuz bir bakalım. Yeni bakiye eşittir self bakiye eksi miktar. Evet, şu anda güncellemedim bakiyeyi. Ancak hani çekebiliyor muyum ona bakıyorum. If yeni bakiye büyüktür 0. Eğer yeni bakiye 0'dan büyükse tamam, bir sıkıntı yok. Yani ben bu miktarı bakiyemden çıkardığım zaman hesabımda hala bir para var ya da 0'a eşitlendi. İkisinden biri. O yüzden sıkıntı olmadığı için şu anda bakiyemi güncelleyebilirim. Self bakiye eşittir yeni bakiye. Else, burada else ne demek oluyor? Yani ben bakiyemden istenilen miktarı çıkardım ve şu anda bakiyem eksi bir değere sahip. Yani bunun ne demek oluyordu? Benim zaten bakiyemde çekmek istediğim kadar bir para yoktu. O yüzden buraya ben print hesabınızda miktar TL çekmek için yeterli bakiye yok diyorum. Ve bundan sonra yani hangi durum olursa olsun fark etmez. Ben yine bir hesabımdaki bakiyeyi yazdırmak istiyorum. Yani eğer hiçbir sıkıntı olmazsa para çektikten sonra hesabınızdaki bakiye şu kadar diye yazdırılacak. Eğer bir sıkıntı olursa hesabınızda işte şu kadar para çekmek için yeterli bakiye yok. Hesabınızdaki bakiye de şu kadar diye. Yani her iki durumda da yazdırılacak bu mesaj. Evet, banka hesabı da böyle olsun arkadaşlar. Şimdi bankada hesap aç diye bir tane metot olması gerekiyor. Yani bunu böyle yazmışım ben. Evet, bunu da yazalım. Def hesap aç. Ve bu metot kişi klasını alıyor içine. Yani yaratılmış bir tane kişiyi alıyor. Şimdi kuralımız neydi? Bu kişinin yaşının x'ten büyük olması gerekiyor hesap açılabilmesi için. O yüzden ben buraya if kişi yaş büyüktür ya da eşittir self yaş sınırı diyorum. Eğer bu durumda yani yaş sınırından büyükse hesap açabileceğim. O zaman yeni banka hesabı eşittir. Ben burada altta tanımladığım klası kullanıyorum burada. Banka hesabı
ve bu class'ın başlatmak için de hesap sahibinin adı ve yatırılan paraya girmem gerekiyor. Hesap sahibinin adı, kişi, isim ve yatırılan para da ben hiçbir şey girmiyorum. Şu anda para yatırmak istemiyorum buna. Ve bu bize bir tane bilgi mesajı yazdırsın arkadaşlar. Hesabınız açıldı. Bankamızı seçtiğiniz için teşekkürler. Evet. Else, eğer bu kişinin yaşı yaş sınırından büyük değilse print üzgünüz ancak bu bankada ancak bankamızda hesap evet, burada da bir bilgi mesajı yazdırdık biz arkadaşlar. Üzgünüz ancak bankamızda hesap açabilmeniz için yaşınızın işte şundan büyük olması gerekiyor diye bir bilgi mesajı yazdırdık. Evet, şu anda bu class da hazır. Burada yeni banka hesabı açtıktan sonra kişinin banka hesabını güncellemedik. Yani kişinin içindeki bu banka hesabı niteliğini atamadık. Kişi banka hesabı yok. Kişi banka hesabı eşittir yeni banka hesabı. Evet, şu anda her şey hazır. Evet, başlayalım. Şunların hepsini bir arada yapmak yerine teker teker gidelim. Evet, burada kişiyi oluştururken kişinin ismini girmemiz gerekiyor. Sadri ve yaşını girmemiz gerekiyor. Yaşı da 21 olsun arkadaşlar. Evet, bunu öncelikle hatta bunu da yapmadan önce Sadri'yi bir oluşturalım önce, Sadri class'ını. Evet, Sadri, hatta bu Sadri class'ın içine de bir tane string metodu koyalım. Magic metod. Return. Ne döndürsün? Benim adım self isim. Self yaş. Yaşındayım. Diye bir string döndürsün. Neyi yanlış yazdık burada? Self isim yaş. İki nokta koymayı unuttuk burada arkadaşlar. Evet. Sıkıntı yok şu anda. Sadri'yi oluşturdum burada. Print Sadri diyorum. Sadri'yi print edelim. Benim adım Sadri. 21 yaşındayım. Evet, bunu doğru bir şekilde oluşturabildik yani. Bir sıkıntı yok. Tamam. Sadri şimdi Şalvar Bank'a gitsin. Bankada da yaş sınırı istiyor banka bize. Bankamızdaki yaş sınırı da mesela 18 olsun şu anda. Şalvar Bank'ta yaş sınırı 18. Ve şu anda ben Sadri'ye bir tane banka hesabı açmak istiyorum. Şalvar Bank nokta hesap aç Sadri. Yaptığımız zaman bakalım ne diyecek bu bize. Evet, hesabınız açıldı. Bankamızı seçtiğiniz için teşekkürler. Neden hesap açıldı? Çünkü Sadri 21 yaşında ve bankanın yaş sınırı 18. Ancak mesela Sadri 16 yaşında olsaydı, gördüğünüz gibi üzgünüz ancak bankamızda hesap açabilmeniz için yaşınızın 18'den büyük olması gerekiyor. Evet, burada dandan, neyse çok düşünmeyelim bunu. Evet, Sadri'yi tekrardan 21 yaşında yapalım. Şimdi banka hesabı açıldı Sadri'nin. Bunu yaptık biz zaten. Şimdi Sadri'nin hesabına para yatıralım. Sadri banka hesabı para yükle. 500 TL yüklüyoruz şu anda. Evet, bakalım hesabınızdaki bakiye 500. Hatta bunun sonuna da TL koyalım. Hesabınızdaki bakiye 500 TL. Tamam, Sadri hesabından bir 100 TL çeksin. Hesabınızdaki bakiye 400 TL. Ve şimdi Sadri hesabından 1000 TL çekmeye çalışıyor ama hesabında 400 TL var şu anda. Bakalım ne söyledi bize. Hesabınızda 1000 TL çekmek için yeterli bakiye yok. Hesabınızdaki bakiye 400 TL. Evet. Bu egzersizler de bu kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi anlamadığınız, hızlı geçtiğim bir yer olduysa eğer yorum kısmına yazın bunu. Tekrardan açıklamaya çalışırım size. Bir sonraki derste de dediğim gibi Python'daki kütüphanelere, yani modüllere bakacağız. Evet, bu derslik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.